Ben. Bunu aramayayım dedim. Hazır varsa oraya atlıyorum. Ben attım. Україна програє, війна не закінчиться. Ви розумієте? Слава Україні! Героям слава! Bizim arkadaş açıklama başlamak üzerinde ve şöyle söylemek istiyorum. Rusya Federasyonu Ukrayna karşı bir savaş başladı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor ve stratejik ortağımız Türkiye ve dost Türk halkları bu zor zamanında bizi desteklemeye çağırıyoruz. Президент Російської Федерації Владимир Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України. Мета російської наступальної військової операції – знищення української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю. Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямків, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону. Це залежить зараз не лише життя та безпека українського громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Чим де тюрче сесленіорус? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeye, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeye ve işgal kontrolünü kurmaya amaçlıyor. Rus ordusu barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğe bir saldırı. Birleşmiş Milletler tüzüğüyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerin savaş ruhu yüksek. Savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağrılıyor. Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar doğrulabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir. Aynı zamanda dost başkentlerin Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizi savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşların hayatları ve güvenliğini yani sıra tüm Avrupa vatandaşların güvenliği ve gelecek dünya düzene ortak tepkimizi bağlıdır. Şimdi Rusya dili. Президент России Владимир Путин начал войну против Украины. Она направлена на уничтожение украинской государственности, начатой Россией силовым захватом украинских земель и установлением оккупационного контроля. Российская армия прямо сейчас бомбит мирные украинские города в разных направлениях, включая временно оккупированный Донбасс и Крым, а также все регионы Украины. Это акт войны, посягательств на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение устава ООН и основных норм и принципов международного права. От нашего совместного реагирования зависит жизнь и безопасность граждан Украины, а также безопасность всех граждан Европы и будущего мирового порядка во всем мире. Слава Украине! Yarım saat kontrol ediyoruz. Her yarım saat yeni haber geliyor. Sürekli bütün Ukrayna şimdi saldırmaya çalışıyor. Çalışmıyor ama yapıyor yani. Saldırılıyor. Yani o yüzden bunu seslemek istiyoruz. Bütün dünyaya, bütün Türkiye lütfen bizim orada kardeşleri, bizim orada çocuklar. Burada çocuklar kaldı, anneler babalar orada gitti, şimdi orada kaldı çocuklar burada, anneler babasız kalıyor, nene dede ile beraber. Yani onlar bekliyor. Şimdi hepsi
yolları kapattılar. Neden? Çünkü tabii ki yani ne olacak? Biz yani yarın için biz söylemiyoruz. Yarım saat sonra ne olacak biz bilmiyoruz. Çünkü her şey habersiz oluyor. Her şey terbiyesizlik oluyor yani işte. Tekrar söylüyorum. Sadece Donetsk, Lugansk değil. Şimdi her taraftan atak başladı. Beyaz Rusya taraftan, Pridnestrovye taraftan. O yüzden lütfen bizi destek ver ve inşallah bu kötü zamanında en kısa zamanda bitirecek. Çünkü savaş çok kötü. Yani siz de Türkiye'de aynı durumda biz biliyoruz zaten. Biz burada yaşıyoruz 21-22 sene burada yaşıyorum zaten. Şimdi biz biliyoruz yani siz bizi anlıyorsunuz. Çünkü sizin de çocuklar, sizin de akrabaları ölüyor yani işte sınırda. Yani o yüzden çok kötü yani inşallah yakın zamanda bu bitirecek her şey ve inşallah hep dünyada barış görecek. Gelip beyin beni. Hem ben sizin yerinizde de yaparım. Gençler saatten kaç? Saat 48 geçiyor. Cumhurbaşkanı. Dinlenmiş yine. Bayağı bir güzel oluyor.